Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 7 Eylül 2020 tarihi itibariyle harp okullarına kayıt için çağrılan son adayın aday değerlendirme puanı sıralamasını açıklamaya devam edeceğiz. Tabloya baktığımızda Kara Harp Okulu sayısal puan türünden en son 1221. adayı, Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden 1082. adayı, Deniz Harp Okulu 752. adayı çağırdığını görmekteyiz. Hava Harp Okulu, Hava Harp Okulu İstikam Sınıfı ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin de kontenjanların dolmuş olduğunu dün söylemiştim. Bugün de kontenjanlarda herhangi bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Bu kontenjanlarda değişiklik olabilmesi için intibak sürecinde olan adaylardan bırakanların olması gerekiyor ya da güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması gerekiyor. Son 3 gündür de bahsetmiş olduğumuz okullar için böyle bir durumun gerçekleşmediğini görmekteyiz. Diğer bir önemli konu da 4 Eylül tarihinden sonra Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleştirmelerinin açıklanacağı konusundaydı. Bana sonuçların ne zaman açıklanacağını soran adaylara 7 Eylül tarihini söylemiştim. Ancak bugün de açıklanmadı arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi tıpkı Milli Savunma Üniversitesi sınav sürecinde olduğu gibi sınavların açıklandığı süreçte de adayları eksik bilgilendirmeye devam ediyor. Bunun diğer bir örneğini de spor mülakatları konularının 5 konudan 3 konuya düşürüldüğünü Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısından öğrendiğimizde yaşamıştık. Rektör Yardımcısı açıklama yapana kadar Milli Savunma Üniversitesi'nin hiçbir resmi internet sitesinden ya da resmi hiçbir kanaldan spor mülakatlarının 3 konuya düşürüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ve bu durum adaylar arasında büyük bir belirsizliğe neden olmuştu. Başında da söylediğim gibi arkadaşlar, bu tür sınavlarda salgın hastalık durumu da olsa sonuçların ne zaman açıklanacağının adaylara daha öncesinden söylenmesi ve o tarihte de sonuçların açıklanması gerekiyor. Sonuçta adayların hepsi sınav sonucuna göre hareket ediyor. Ona göre üniversiteleri tercih yapıyor. Ona göre kalacak yerlerini ayarlıyor. Bütün hayatını bu durumlara göre şekillendiriyor. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğumuz konular önemli arkadaşlar. Yarın Astsubay Meslek Yüksekokulu sonuçları açıklanırsa açıklanan sonuçlarla beraber yine sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler sabırla beklemeye devam edin. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.